FETÖ'nün elebaşı öldü mü, öldürüldü mü, bunu kanıtlamak için, öldürülmedi, ölmediği kanıtlamak için yeni videolar paylaşılıyor. Şimdi birazdan biri gelecek ekranlarınıza, o videoyu verelim. Ondan sonra nasıl şekillenecek? Bu isimlerin arasında müthiş bir kavga var deniyor. Bugün gelen bilgilere göre ölmesi durumunda zaten Türkiye'ye asla getirilmeyeceği, Amerika Birleşik Devletleri de gömüleceği de açıklandı. Neler yaşanıyor? Bir Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Yeni görüntüler vardı. O görüntüler paylaşıldı 8 Haziran'da. Verelim mi onlara da ekrana? Şimdi nasıl bir çaresizlik içinde artık tükenme noktasına gelinmiş bu görüntüler paylaşılıyor. Önce fotoğrafta, ardından görüntü geliyor. Bülent Bey, ne anlatıyorlar, ne mesaj veriyorlar, ne oluyor, bu kavga ne aşamada artık ki yeğeninin açıklamaları artık kanıt niteliğinde. Türkiye'ye gelmek istiyor, itirafçı olmak istiyor anlaşıldığı kadarıyla. İnşallah gelir, gelir ve böylece zaten 15 Temmuz'la ilgili bu kadar güzel net açıklamalar yaptı. Kulağına eğilmişler, İtiraf. Söylemişler. O bakımdan Fethullah Gülen orada gömülecek. Geçen haftaki programlarda konuştuk. Bir mezarlık iki Selvi'nin arasında, biliyorsunuz orada. Kim koruyacak o mezarlığı? Yani burada Türkler o mezarı herhalde rahat bırak. Bir bildik daha vereyim. Şu andaki söylendiği yer bir klinikte. CIA'nin kontrolü altında olan bir klinikte. O zaman bu paylaşılanlar eski görüntü mü? Tabii. Her Haziran ayında bu FETÖ biliyorsunuz tayinler yapardı. Şu anda Haziran'dayız. O tayinleri yapamadı. Hasta. Büyük ihtimalle kavgadan orada Mustafa Özcan, onun üzerinde CIA ile en yakın ilişkileri kuran, orada biliyorsunuz hemen altında tek resim, biraz önceki resmi verebilirsek, bunlarla Aymaz ve Cevdet, uzun Cevdet, bunlar almışlar. Mesela yine geçen haftalarda da bir ara söylemiştim. Büyü. Hocam size büyü yapıldı. Büyü. Buradan seni alalım, seni iyileştirelim diye götürmüşler. Ve şu anda bir klinikte... Hayır, şeyde mi? O Pensilvanya'daki o çiftlikte mi büyü yapılmış, ona da sözde. O yüzden başka yere taşıyalım diye mi? O nedenle... Öyle mi ikna etmişler? Tabii. O nedenle taşımışlar. Çok yakın bir yere taşınıyor zaten. Cevdet, orada Türk yolunun var biliyorsunuz. 5 kilometre ileride ondan bir yeni arazi almış. O arazideki mezarlar var. Niye oraya götürüyorlar oraya? Diyorlar. Niye götürüyorlar oraya sizce? Gerçek şimdi sebebine? Bir vekaletname. Şu anda bütün bu yapılanlar, ki bunu çok iyi değerlendirecek hem İlhan Hocam hem de Hüseyin Başkanım, çok iyi bir algı operasyonu yürütüyorlar. Vekaletnameye geçiş aşamasında bunu planlayan bir beyin var. Bu CIA'dir bu belirleyen. Çünkü öyle bir nokta ki önümüzdeki dönemde bu teşkilatın dünya çapında kullanılması devam edecek. Belli nasıl isimler bir algı üzerinde organizasyonlar yapılıyor. Yürütülüyor? Mustafa Özcan, CIA ile en yakın ilişkileri var. Para işlerinin içindeki isim var. Kaçıranlarla, götürenlerle ilgili bu var. Bir de Adil Öksüz var. Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu, Zekeriya biliyorsunuz, FETÖ'cülerin savcısı da var. O da Almanya'da. Onlar da Alman istihbarat tarafından korunduğu söyleniyor. Düşünebiliyor musunuz? Teşkilatların arkasında istihbarat örgütleri var. Neden? Türkiye çünkü yeni dünya düzeninin kilit ülkesi. Türk yönetimi kaderini belirleyecek. Türkiye olmadan oyun kuramazlar. Peki, Akdeniz'de oynayamazlar. Orta Doğu'da oynayamazlar. İşte bugün, dün de yazdım ben biliyorsunuz. İtalya'ya geçiyor Cumhurbaşkanımız. İtalya'da söyledikleri o kadar önemli ki Meloni ile beraber. Meloni de zaten zaferle çıktı. Bundan bir ek yapayım. Biraz önce bekledim. Belki gelir diye. Küresel Çete, Hüseyin Hocam. Küresel Çete dergisi biliyorsunuz ekonomist. Geçen hafta ne demişti? 3 tane bayan Avrupa'yı kurtaracak. Evet. Kimdi bunlar? Meloni. Kapağını öyle yaptı. Von der Leyen. Löpen. Üçüncü kim? Ursula von Leyen. Evet. Ursula von Leyen çok sevinçli. Çünkü merkezdeki rakamları yetiyor. Yeniden Avrupa Komisyon Başkanı olacak. Yani üç kadınla ilgili bu ekonomistin yaptığı bu yorum bile çok dikkat çekici. Yani buradaki Avrupa'daki gelişmeleri küresel çete, Rothschild'ler, Rockefeller'lar, oradaki aileler, doların arkasındaki o güçlü Yahudi sermayeleri,
Peki. Çok dikkatli bir şekilde Avrupa'yı organize ediyorlar. Şimdi tam da oradan, merkezinden, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Anadolu Ajansı'nın kıdemli muhabiri Mücahit Oktay bize anlatacak. Ne oluyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde ne yapmaya çalışıyorlar? Nasıl bir algı çalışması yürütüyorlar siz? Birkaç zamandır zaten yazıyorsunuz Anadolu Ajansı'nda. Nasıl bir yapılanma, nasıl bir algı planlaması, nasıl bir örgüt kavgası? Öldü mü FETÖ'nün elebaşı? Öldürülecek mi? Ne olacak? Amerika'ya mı gömülecek? Sizi dinliyoruz. Çok değerli analizleriniz var. Ne oluyor orada? Ne yaşanıyor örgütte şu an? Evet, öncelikle iyi yayınlar Mehmet Mükay. Kayseri herkese selamlar. Selam. Diliyorum. Şimdi tabii ki örgütün tek bir yapı olduğunu bahsedemeyiz şu an. Belli bir süredir biliyorsunuz, siz de takip ediyorsunuz. Kavgalar devam ediyor, ayrışmalar devam ediyor. Çünkü elebaşı Fethullah Gülen'in ölmesinden sonra çok ciddi bir mal varlığı, bir maddi varlık ortada kalacak ve bir yönetim biçimi tekrardan şekillenecek. Dünyaya yayılmış bir örgütten bahsediyoruz. Merkezinin Amerika'da olduğu kullanışlı bir örgütten bahsediyoruz. Tabii ki bununla ilgili ayrışmalar, kavgalar devam ediyor. Örgütün bir kısmı işin maddi tarafında, yani kesesinin derdinde. Bir kısmı bu etkinin devam etmesini istiyor. Bunun için işte mevcut üst yönetimle bir güç yarışına girmiş durumda. Bazıları da, yani daha tabanda olan kesimden bahsedebilirim. Onlar da ne olup bittiğinden haberi olmadığı için açıkçası kendi içindeki bu anlamdaki rahatsızlıklarını dile getiriyor. Ve son zamanlarda sizin de takip ettiğiniz gibi bu kavgaların yaşandığı bir dönemde örgüt liderinin yaklaşık 1,5-2 ay önce bir kamptan kaçırıldığını kendi öz yeğeninin ağzından duymuş olduk. Evet. Tabii ki bununla ilgili yeni bir faza geçmiş oldu örgütteki bu iç mücadele. Bununla ilgili biz de tabii ki özel haber çalışmalarımızı, görsel çalışmalarımızı background'da da şu an gördüğüm kadarıyla devam ediyoruz. Ve bununla ilgili gerçekten göze çarpan net farklılıklar var. İşte o mezarlıktaki gelişmeler gibi, kamptaki gelişmeler gibi daha önce gördüğümüz görüntülerden daha farklı şeyler görüyoruz. Bu anlamda şunu söyleyebilirim. Evet, Fethullah Gülen'in öz yeğeni Ebu Seleme Gülen'in açıkladığı gibi Gülen 1,5-2 aydır o kampta değil, o kampta olmadığından dolayı da orada da ciddi bir sessizlik hakim. Belli günlerde, belki cuma günleri bir yoğunluk olabiliyor. Çünkü o civarda yaşayan bir örgüt mensubu, bir kitle var. Bunlar cuma namazı için de bu bölgeyi kullanıyorlar. Fakat ne yok orada mesela? Daha önce her zaman gittiğimizde kapıda bizi karşılayan üniformalı Amerikalı yabancı güvenlik örgütü, güvenlik ekibi orada yok. Silahlı, işte özel üniformalı, bize bir adım daha içeriye yaklaştırmayan bu güvenlik şu an orada yok. Kendi elemanlarından belki o güvenlik kulübesinde duran bir iki kişi var. O da kendi iç giriş çıkışta kimin oraya girip giremeyeceğiyle ilgili tabii yani ki bir yönetimde bulunuyor. Yani üst artık diyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle korunmuyor. Bu anlamda daha önce oranın ciddi bir mesela günlük iaşesi vardı. Yemekler geliyordu dışarıdan, ekmekler geliyordu, sular geliyordu. Orada bir devinim vardı. Bu tamamıyla bitti. Fakat ne var? Yine orada işte 10-13 civarında bir ev var toplamda. Burada devamlı yaşayan insanlar var. Yani yurt gibi kullanılan bölümleri de var. Özellikle işte Türkiye'den belli bir dönem sonra kaçıp oraya sığınmışların ilk dönem barınabileceği yer, şekilde barınaklar da var. Ekranın tarafında bu arada drone aynen, görüntüsü var. Evet. Evet, bunlar bizim drone görüntülerimiz olsa gerek. Evet. Evet. Orada bir de dediğim gibi ailecek, çoluk çocuk yaşayan bazı önemli örgüt üyeleri de var. Onların kim olduğu bilinmiyor ama çok önemli örgüt üyeleri olduğu vaki ki orada kalmalarına izin veriliyor. Bunların bir kısmı hatta ödeme de yapıyor oraya. Bir kısmına ise kol kanat germe anlamında yer açılmış oluyor. Ebu Seleme Gülen de işte bunlardan birisiydi. Bir dönem orada ücretsiz olarak kalıyordu son olaylara kadar. Şu an hala devam ediyor mu orada, bu kalabiliyor mu ondan da emin değilim. Bu Seleme Gülen'in, FETÖ'nün elebaşının yeğeninin, yani Türkiye'ye sığınma talebinde mi bulunmak istiyor? Geri gelip itirafçı mı olmak istiyor? Kim tarafından dışlanmış örgütte canından endişe mi ediyor? Bu kadar tüm bunları imza atmış biri olarak, bunları bilen biri olarak neden şimdi konuşuyor? Evet. Şimdi açıkçası tabii ki kimsenin kalbinin içine girip bakamayız ama şunu söyleyebilirim. Daha önce de en başta söylediğim gibi örgütte bir bölünme vardı. O bölünmüş kısmın, tabandaki kısmın bir kısmının sesi oluyor Ebu Seleme Gülen. Bunu her şeyden önce bir söyleyelim. Bunun dışında kişisel kendini de aktardığı üzere, sizlerin de yakından takip ettiğiniz üzere
kişisel yaşadığı bazı olaylar var. Burada bazı rahatsızlıkları da var. Bu anlamda bir yere kadar samimi olduğunu da ben düşünüyorum açıkçası. Fakat tabii ki bir gelecek kaygısı. Anlamadım. Biraz bir noktaya yükseltin. Kadar bir evet. Son yaptığı açıklamalar, itiraflarla ilgili bir noktaya kadar samimi olduğuna da ben inanıyorum. Bu benim şahsi görüşüm tabii ki. Özellikle bu darbeyle ilgili bazı planların içerisinde yer alması, yer alma şekli, ona işte farklı bir şekilde yansıtılması, ilk önce her şeyin net şekilde söylenmemesi, daha sonra bunun farkına varması gibi. Fakat geldiğimiz noktada ise şöyle bir durum var. Biraz önce söylediğim gibi örgütün içinde birden fazla bölünmüşlük var. Bunların bazıları özellikle örgüt üst yönetiminin örgüt parasını kullanma şekli, örgütü yönetim şekli, örgüt liderinin haberi olmadan birçok kararlara imza atma şeklinden rahatsızlar. En azından kendi iç yapılanması anlamında. Şunu demek istemiyorum yani hani bu darbe yapılanmasından Gülen'in haberi yoktur demek istemiyorum. Bunun olduğunu zaten Özyeğen'i Ebu Selim'e Gülen net bir şekilde kendi açıklamış oldu zaten bunu. Kendi yaptığı birebir görüşmeleri de aktardı. Hem yazarak hem katıldığı canlı yayınlarda, internet yayınlarında, röportajlarında bunu bize aktardı. Şimdi burada benim anladığım kadarıyla örgütün biraz merkeze uzak olan yapılarında, Amerika'nın uzak noktaları buna bazı Avrupa'daki ülke imamları diyebileceğimiz, ülke yöneticileri diyebileceğimiz yöneticiler de buna dahil olduğu çok net gözüküyor. Özellikle Avrupa'dan ciddi bir ilgi var bu konuya çünkü onu da altını çizmek isterim. Bunların da desteğini alan Ebu Selim'e Gülen'in örgütün bir bölümünün sesi olmaya çalıştığını görüyoruz. Bunu söyleyebiliriz. Bu noktada bir şeyleri zorluyor. Akrabalık ilişkilerini de kullanarak özellikle Cevdet Türkyoğlu ve Mustafa Özcan gibi örgütün şu an işte tırnak içinde Ali Heyet denilen örgüt üst yöneticilerinin yöneticilerinden tabanın duyduğu rahatsızlığı net bir şekilde dile getiriyor. Bunu başka biri dile getirseydi zaten dinlenmezdi, gerçek olduğu kabul edilmezdi. Ama burada bizzat yeğeni tarafından bunun dinlendirilmesi, arkasından da gördüğümüz kadarıyla örgütün orta yaş diyebileceğimiz böyle hani 35-50-55 yaş arasındaki bazı etkin isimlerin de buna destek vermesi öyle anlaşılıyor ki örgütün en üst seviyedeki işte Elebaşı Gülen'in İzmir'deki yapılanmanın ilk dönemlerinden itibaren başında olan, yanında olan ekiple bir orta yaş grubunun ayrıştığını, onun dışında bir de yeni nesil var. Zaten onlar daha çok tabiri caizse kopuk uçurtma diyebileceğin türler de var. Bunları internet yayınlarındaki dinlediklerimizde, evet. Mesela Twitter odalarındaki yorumlarından da anlıyoruz. Özellikle orta yaş grubu daha işte dünyaya şu an entegre olmuş, gerçeklerin biraz daha farkında. Şunu sorabilir miyim? Yani bizim o izlediğimiz videolarda, yapılan açıklamalarda, itiraflarda sanki çok ciddi bir mali kriz. Yani mali krizden çok para krizi, iç edilen paralar, kaynağı, yani nereye aktarıldığı belli olmayan parayla ilgili çok ciddi kavga olduğu yansıyor. İşte o Enes Kanter'in, o örgütün en üst düzeylerinde yer alan isimlerden biri NBA'deki o basketbolcu. Ya 100 milyar dolarının nasıl yok olduğunu ama olsun feda olsun diye böyle çok da tiyatral olan, duygusal olmaya çalışan bir konuşması vardı örneğin. Sanki kayıp paralar var gibi örgütün içinde, bunun da kavgası var gibi yansıyor buradan bakınca, Türkiye'den bakınca. Katılır mısınız? Kesinlikle doğru. 110 milyon dolar yaptığı bir bağıştan bahsediyor Enes Kanter. Şimdi bunu aktarma şekli aslında bir taraftan şu, yani ben bunun nereye gittiği konusunda aslında içimde rahat derken bir taraftan da aslında bunu kayıt altına geçiriyor. Çünkü bugüne kadar hiç bahsetmemişti yaptığı yatırımlardan ve ardından da işte kendi oturacak evim bile yok, kirada oturuyorum, lüks arabaları da bilmiyorum gibisinden de mesajlar vererek. Evet, yani orada hep alt mesajlar vardı aslında o açıklamada. Kesinlikle. Çok öyle samimi bir açıklama gibi değildi açıkçası. Çünkü şunu söyleyelim, Enes Kanter örgütün şu an mevcut zikredilen bu üst yapısı dediğimiz işte Cevdet Türkoğlu, Mustafa Özcan gibi ekiplerle çalışıyor. Onu söyleyebiliriz. Hatta kendine ait bir PR ajansı var. Bu örgütün de dahil olduğu, üst yöneticilerin de örgütten atandığı, bizzat Enes Kanter tarafından finanse edilen bir PR ajansı da var. Bu hem Enes Kanter'in kendi adının dünyaya duyurulması adına çalışıyor, hem de aynı zamanda örgütün ekran yüzü gibi Amerikalılara örgütü sevdirmek adına kullanılan bir yüz olarak şu an Enes Kanter kullanılıyor. Bunu kullanırken de Enes Kanter'in kendi parasını da kullanıyorlar. Örgüt çok akıllı aslında. Enes Kanter'i bu anlamda çok kullanışlı görüyorlar.
Güzel de pohpohluyorlar. O da işte 110 milyon dolarının ne ki deyip veriyor. Ama gözüken o ki bu son gelişmelerden sonra, belki de işte Ebu Seleme Gülen'in açıklamasından sonra o da bir şeylerin farkına varmış ki. Özellikle son dönem bu verdiği paraların kayıt altına girmesini istiyor. Bunu söylerken de bir taraftan da işte nereye gittiği konusunda çok da benim endişelerim yok diyerek de üst yönetimi de çok kızdırmadan, hani ne şiş yansın ne kebap gibi bir denge kurmaya çalışıyor. Biz bunu ya anlıyoruz. Ya da sanki biraz da sanki kendisinin gibi çok büyük miktarda paraları yok olanlara da sakin olun benim de param yok oldu gibi böyle bir sanki itidal çağrısı da var gibi. Yani daha büyük paraların yok olduğu izlenimi uyandırıyor izleyenlerde. Yani bu şeye benziyor biraz. Şimdi biz Ebu Seleme Gülen'in babasının açıklamalarını da dinledik. Hasta yatağında o da kanser tedavisi görüyor. Orada işte oğlunun akıl sağlığıyla ilgili endişelerini dile getiren bir açıklama bir taraftan. Ama aynı zamanda adamın cümlelerin devamını dinlerseniz diyor ki yani bana da burada işte bakıyorlar, çok masraflarım var, zor durumdayım, sağ olsun benimle ilgileniyorlar gibi. Hani bir gün önce Fethullah Gülen'in son açıklamaları var işte. Cevdet Tüklü'nün oğlundan, damadından ne kadar memnun olduğunu anlatan bir açıklama. Nasıl o mecburi bir açıklamaysa Ebu Seleme Gülen'in babası da bir taraftan oğlunun, oğlu adına birilerinden özür diliyor. Bir taraftan oğlunun akıl sağlığının sıkıntı, işte bu tarz daha önce yaşadığı sıkıntılardan bahsediyor. Ama bir taraftan da kendinin içinde bulunduğu müşkül durumdan dolayı onlara muhtaç olduğunu, maddi anlamda, manevi anlamda, çünkü başka bir ülkede dibilmiyor, sağlık sigortası yok, çalışamaz. Aslında bir taraftan da bunları dile getiriyor. Buradan biz şunu anlıyoruz. Yani örgüt kendi içinde bile kendi üyelerine o kadar büyük baskılar yapıyor ki annesi, evet, babası, akraba ilişkileri üzerinden. Tehditler, baskılar. Dolayısıyla onlar da kendi içlerinde böyle bir denge kurmaya çalışıyorlar yaptıkları açıklamalarda. Çok ince bir şekilde de alttan mesajı vermeye çalışıyorlar. Peki bu da işte kaldırım ne kadar büyük olduğunu, ne kadar hassas bir çizgide devam ettiğini ispatlıyor. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde Hande Fırat şöyle bir açıklama, yani yazı yazmıştı. Siz de az evvel o Pensilvanya'daki o çiftlik mi artık ne diyoruz saklandıkları yer. Orada artık görevlilerin, Amerika Birleşik Devletleri güvenlik görevlilerinin olmadığını söyledi. Şimdi yeni götürüldü her neresi sonrası artık CIA tarafından korunmadığını yazmış bugün. FETÖ ile başının. Artık Amerika'da CIA korumuyor. Evet. Örgütü korumuyor mu artık? Vazgeçme noktasına gelmiş olabilir mi? Farklı bir hedefi mi var Amerika Birleşik Devletleri'nin? Evet. Yani açıkçası biraz daha beklemekte fayda var diye düşünüyorum bu tarz yorumları yapmak için. Çünkü neden? Bu insan hala yaşıyor. Hı hı. Ve görüldüğü kadarıyla hani belli böyle demans rahatsızlıkları olduğu da anlaşılsa da konuşmalarından hala bir şeyler söyleyebiliyor. Bu insan konuşabildiği sürece, hayatta olduğu sürece farklı şeyler söyleyebilir, farklı şeyler itiraf da edebilir. Zaten kamptan uzaklaştırılma sebebi, en büyük sebebi bence bu. Yanındaki üst yöneticiler, bugüne kadar onun yanında en az 25 yıldır Amerika'da yaşadığı dönem, daha eskiye de gidebiliriz. Onu yönlendirmek için, kendi saltanatlarını da sonlandırmamak için onu diğerlerinden uzaklaştırmak durumundalar. Yaptığı açıklamaları önce kendileri duyacak, istedikleri şekilde karşıya aktaracaklar. İşte bakın mesela fotoğrafları yayınlıyorlar. Görüntüyü 16-18 saat sonra yayınlayabiliyorlar. O da 2,5 dakikalık bir görüntü ve içinde boş boş kesik kesik konuşmalar. Hiçbir şey yok. İşte ancak değil mi? Ancak bunu yapabiliyorlar. Ama biz tamamını görmüyoruz ve bu kadar uzun montajı sürecek bir görüntü yok. Bir adamın konuşması değil mi? Efekt yaparsınız. Sinema hazırlamıyorsunuz, film hazırlamıyorsunuz yani 18 saat neyi sürüyor bunun? Dolayısıyla demek ki montajını hala Hollywood yapmıyor artık onların. Hüseyin Yelmez, sizin bir sorunuz var galiba Mücahit Bey'e. Yani şunu sormak istiyorum. Belli ki çok ciddi bir sağlık sorunu yaşıyor. Ve orada bulunduğu yerden alınıp başka bir yere götürülmesi sağlık tedavisinin başka bir yerde yapıldığı anlamına mı geliyor? Sizin yorumunuz nedir? Benim yorumum aslında şu. Şimdi onların kamp diye tabir ettiği, bizim örgüt merkez diye tabir ettiğimiz yer Pensilvanya'da zaten yıllardır sağlık tedavisi devam eden birisi olduğu için Fethullah Gülen. Çok yakın bölgelerde birçok hastaneler var. Mesela bunlardan birisi Lehigh Valley Hospital dediğimiz hastane. Bir diğeri St. Luke's Hospital dediğimiz ve birçok şubesi olan, franchise olan bir hastane. Her 10 dakikada bir ulaşabileceğiniz yerlerde bunların şubeleri var. Aslında onun başka bir yere taşınmasının sebebi işte hastaneye daha yakın olsundan ziyade
kontrol altında kalsın, başkaları görüşmesin, bizim sadece istediğimiz insanları görüştürebilelim diye. Değilse helikoptere de bindirirler, 2 dakikada da götürürler götürmek istedikleri yere. Veya evde zaten devamlı yanında 2 tane özel doktoru var. Biz bunu da biliyoruz ve yıllardır bir aradalar. Dolayısıyla tabii ki sağlık sebepleri yer alır bunların içerisinde ama en büyük sebep kontrolün devam etmesi, yaptığı açıklamaların kendi örgüt üyeleri içinde bile muhalif gruplarının onun ne dediğini duymaması. Bakın mesela Ebu Sevin Seleme Gülen ne diyor? Girdim şunu sordum, işte mektubumu verdim, okuttum diyor. Bunlar sorun oluştu. İşte bugün bu adam bunları anlatıyor. Yarın bir gün biz diğerlerinin çıkıp ben de şöyle görüştüm, bana şunu dedi demeyeceğini bilmiyoruz. Onlar da bu konuda emin değiller ki ben daha farklı açıklamaların ve itirafların da geleceğini düşünüyorum açıkçası Ebu Seleme Gülen'in ardından. Onun da söyleyeceklerin, söylemek istediklerinin %1'ini, 2'sini henüz söylediğini düşünüyorum açıkçası. Peki şu mezar, siz sorun. Peki siz bundan sonra belli ki o görüntülerde, hani Anadolu'da bir tabir var ya, insanın ruhu yüzüne yansır diye, gerçekten yüzünde nurun kalmadığı ve onun böyle bütün kötülüklerinin bir anlamda bedenine yansıdığı bir tablo gözüküyor fotoğrafta ve o görüntüde. Peki bundan sonra nasıl bir yol izleyecekler? Sizin öngörünüz nedir? Görüşmelerden elde ettiğiniz yol haritası nasıl olacak? Benim gördüğüm Fethullah Gülen'in bu yoldan dönme gibi bir şansı yok. En azından etraftakiler buna izin vermeyecektir. Kendi iç dünyasında ne yaşar tabii ki bilemeyiz ama o da bence şundan emin, buradan dönüş yok. Çünkü böyle bir şey olsaydı her şeyden önce en azından en yakın akrabalarına karşı dürüst olurdu. Tek söyleyebildiği cümle beni de kandırdılar gibi geçiştirecek bir cümle. Arkası yok, önü yok. Yani kandırıldığını düşünüyorsan o zaman itiraf edersin. Veya bu anlamda bir şeyler yaparsın, hı hı, değil mi? Böyle bir çabasını da görmüyoruz. Dolayısıyla o da bu konuda bunu işten dönüş olmadı. Çünkü böyle aksi yönde açıklamalar yaparsa bugüne kadar 40 yıldır 50 yıldır devam ettirdiği bir yapının tuzla buz olduğunu görecek. Ölmeden önce herhalde bunu da görmek istemiyordur artık bu saatten sonra. Ve yanındakilerin tekrar dediğim gibi buna izin vereceğini ben asla ihtimal vermiyorum. Çünkü onların saltanatı, bundan sonrasına yapılan bir hazırlık var. Bu 110 milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Tabii. Dünya çapında bir bütçede söz ettiğimizde. Bunun kimin milyar tarafından yönetileceği, kaça bölüşüleceği çok önemli. Dolayısıyla ben hiçbirinin bu anlamda geri dönüş, geri adım atabileceğini düşünmüyorum. Mücahit Bey, son sorum olsun. Siz çektiğiniz Anadolu Ajansı olarak havadan drone'la o görüntüleri, o mezarlar neydi? Yani toprağın yapısına baktığımızda kazılmış, açılmış mezarlar, içleri dolu mu? Kimler için hazırlanmış? Öyle bir hazırlık, bir özel mülkün bahçesinde öyle bir şey hazırlamak Amerika Birleşik Devletleri yasalarına göre mümkün mü? Evet. Şimdi biz oranın, o mezarlığın daha önce de haberini yaptık. Orada resmi bir mezarlık var. Adı da Gurbet Semeteri. Evet. Yani Gurbet Mezarlığı. Orası mezarlık. İzinleri alınmış. İzinleri nasıl alınmış diye sorarsanız o farklı bir konu. Çünkü Amerika'da bir mezarlık yeri almak ve bir mezara bedeni gömmek hakikaten büyük bir olay, bu izinleri almak. Ama biz daha önce yaptığımız haberlerde şunu da söylemiştik. Oralar küçük yerleşim yerleri. Oradaki bir yöneticiyi kolay ucuz fiyatlara satın alabiliyorsunuz. Bir Türkiye gezisi yaptırabiliyorsunuz. Mesela orada Howard Beasley, biz daha önce yine haberini yapmıştık bu kişinin. FETÖ'nün o kamp örgütünün ana merkezdeki en büyük binayı sıfırdan yapan, diğer binaların tadilatını yapan, oraya ek binalar yapan. Yani FETÖ'nün milyonlarca dolar kazandırdığı bir insan. Bu aynı zamanda oradaki rüşvetle satın alınmış olabilir diyorsunuz. Peki kimler için kazınmış o mezarlar? O mezarlar, ben daha önce orada bizzat gezdim, orayı görme şansım oldu. 15 tane mezar var toplam orada, bir tane de küçük bir mezar, onu da dahil ediyorum. Bunun dışında da bir tane ayrı bir nokta var, oraya da geleceğim. Şimdi o 15 mezar örgüt üyelerine ait olduğu anlaşılıyor. Bunlardan bir tanesi de zaten Fethullah Gülen'in çok yakın bir arkadaşı olan Salih Dinçer'e ait. Bir tane profesör lakaplı birinin mezarı da var. Bunlar örgütün üyeleri, Fethullah Gülen'in yakınındaki insanlar ve orası bir mezarlık olduğu için, mezarlık yeri olarak da tahsis edildiği için bundan sonra o mezarlar orada arttığını da görebiliriz. Fakat orada bir nokta var,
biz yine drone görüntülerimize tespit ettik. Ne olduğu net bir şekilde anlaşılmasa da diğer mezarlardan ayrı bir servi ağacının altında sanki kaidesi hazırlanmış bir mezar yeri gibi gözüküyor. Net söyleyemesek de, çünkü oraya birisi gömüldükten sonra o kaidenin tekrar yapılması çok daha zor olacağı için sanki önemli birinin gömülmesi için hazırlanan bir mezar gibi duruyor. Üzerinde, üzerinde örtülmüş brandalarla yağmur girmesin veya vahşi hayvan girmesin, kazılmasın, zarar görmesin diye ki bir şeye hazırlık var gibi. Bu da normal. Yani Fethullah Gülen'in şu an yaşı 83, hastalıkları ortada. Ne kadar yaşayabileceği herkes tarafından aşağı yukarı tahmin ediliyor. Başka bir yere gitme şansı da çok gözükmediği için ona bir mezar yeri hazırlamış olabilirler. Bu arada bu çok karlı da bir iş. Çünkü ben eminim ona yakın mezarlar çok daha pahalı. Biraz daha uzağındaki biraz daha uygun olsa bile o mezarlık da ciddi bir gelir işletme olarak görülüyor. Aynı bir de onu da oradan da para kazanmaya çalışıyorlar. Amerika'da en büyük maliyetlerden birisi ölmektir. Yani bir mezarın defni, önceki hazırlıkları yani 10-15 bin dolardan başlar. Öyle. Bunu birisi şirket olarak onu işletmeye çevirdiğinizde ölü başına bu kadar para kazanmış oluyorsunuz. Bir de dediğim gibi yani işte Gülen'in mezarına yakın olsa bu çok daha pahalı olacak. Bir yandan da örgütün artık muhtaciyetini de gösteriyor değil mi finansal olarak da? Mezardan para yani kazanma durumuna düşmüş FETÖ terör örgütü. Evet, şimdi bu zaten bu mezara ayrılmış alan da Cevdet Türk Yolu'nun kendi evinin de aynı arsanın içinde olduğu bir nokta. Hemen evet. Yanında da kızının evi var. Yani zaten her evet. Şekilde peki. Uzun yıllar orada kalacak, orada ölecekmiş gibi bir hazırlık var zaten. Peki. Orada. Çok örgüt teşekkür ediyorum Mücahit Bey. Aktardıklarınız için yazılarınızı da okuyoruz, takip ediyoruz. Oradan aktardıklarınız, New York'tan anlattıklarınız için çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz, kolaylıklar. İyi yayınlar, ben teşekkür ederim. Sağ olun, hoşça kalın. Ve böylelikle artık biz programı noktalıyoruz. Çok konu başlığımız vardı ama hepsine süre ayırdık, değerlendirdik. Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, Hatay Milletvekili Profesör Doktor Hüseyin Yayman, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Uzun zamandır sizin yayınıza gelmemiştim. Çok keyifli bir yayın oldu. Sağ olun. Buradan da Kerem'e diyelim. Yani hep bizi başka yere çağırıyor. Hep başkalarının yayınında. Evet. Biraz da Merve'nin yayınında. Çok evet. Teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Çok sağ olun. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İrfan Kayaülgel. Hocam hoş geldiniz. Güle güle. Haftaya bekleriz. Sağ olun. Sizin öyle bir söylemimiz yok. Her hafta biz buradayız. Takvim Gazetesi yazarı Bülent Eren'de. Çok teşekkür ediyorum. Efendim iyi akşamlar. Kolaylıklar dilerim. Aziz milletimizin bayramını da kutluyoruz efendim. Evet, mutlu önümüz bayram. Sağlıklı. Ama biz buradayız. Yayınlara devam edeceğiz. Evet. Biz buradayız. Çok teşekkür ediyoruz izleyicilerimize. İyi geceler diliyorum herkese.